Merhabalar, yeni bir oyunda karşınızdayım. Bir Türk yapımı korku oyunuyla karşınızdayım. Evet, oyunumuzun ismi Evdeki Lanet. Hemen başlamadan önce şöyle bir oyunun konusunu bir göz atalım. Bir zamanlar bir kadını aldattığı için kadın tarafından lanetlenen bir adamın öldükten sonra ruhunun evine hapsolmasının ardından torunun evlendikten sonra o eve taşınmasıyla lanetlenmiş olan ruhun kendilerini sürekli rahatsız etmesi üzerine evli çift yardım istemek için pedere mektup gönderirler. Biz de herhalde pederi oynayacağız. Evet. Lev, New Game diyelim. İyi seyirler. Keyifli seyirler dilerim. Çayınız kahveniz hazırsa başlayalım. Ben de bir yudumumu alayım. Çayım hazır benim. Siz de inşallah hazırlamışsınızdır. Evet. İyi seyirler dilerim. Oyunumuza başlıyoruz. Bir odanın içinde başladık. Şöyle çekmecelere açamıyoruz. Burada bir not var. Oku bakayım. Sevgili peder. Not bu olmalı. Oyunun konusundaki bahsettiği. Bir hafta önce büyük babam öldü. Ve yeni evlendiğimiz için evine taşındık. Ama bir süredir büyük babamın hayaletini evde görüyoruz ve her zaman bize bir şey söylemek istiyor. Ama onu anlamıyoruz. Bu yüzden bize kızıyor ve evi mahvediyor. Ya da bazen kapılar kilitli ve anahtarlar farklı yerlerde oluyor. Lütfen peder. Evimize gel ve ne olduğunu gör. Ve bizi bu durumdan kurtar. Sevgilerle. Burada da bir anahtar var. Neyin anahtarı bu? Evin anahtarı. Şunları açabiliyoruz mu? Şöyle arada bir korku oyunu çekmek istiyorum gerçekten. Arada bazı korku oyunları. Türk yapımı olur, yabancı olur fark etmez. Evet. Bunları yine açacağımız bir radyo var. Kimse yok mu? Alo. Şşt. Bu ne? Ha. Elma. Aç bakayım. Abi çok fazla gözükmüyor, karanlık da. Anahtar varsa nasıl göreceğim ya? Neymiş bu? Ha yok. Boş. Hepsi boş. Kütüphane. Aman ışıklar açık kalsın abi. Ne olur ne olmaz. Aman! O neydi lan? Büyük baba? Dur şu elektriği aç. Işığı aç. Niye? Elektriği kesmiş. Vay anasını satayım ya. Çamaşırhane oda sanatları. Bu buraya gitti değil mi? Yanlış görmediysem bak. Kapı da açık. Burada bir not var. Çok korkuyorum. Lütfen yardım edin. Ben de korkuyorum. Daha kendime yardım edemiyorum. Sana mı yardım edeceğim? Al abi. Güzel. Heh. Burada boş. Abi bu çekmeceler niye boş ya? Sadece bu tarz çekmeceleri açabiliyoruz herhalde. Bu ne? Banyo anahtarı. Kilitli. Ulan arkadaş. Haydi bakalım bismillah giriyoruz. Buraya girebiliyoruz mu? Salon anahtarı. Mouse'un için. Ha, aynen. Gir abi gir. Gir. Şuraya bir gir abi. Kapı. Ulan bu kilitli o kilitli. Ben nereden gireceğim? Buradan mı gireceğim acaba? Bırak. Eğil. Nasıl eğileceğim? Ben şöyle. C tuşuyla. Pekala. Oğlum dikkatli olmak lazım ha. Buradan geldi büyük baba. Büyük baba. Burada mısın? Seni gidi kıl kuyruk. Ayağa kalk. Kapının kilidini açabiliyor muyum? Yok. İlla anahtar lazım. Aç şu abi elektriği. Aç. Oh. Oh gözümüz gönlümüz şenlensin. Oh. Şurada bir anahtar var. Al abi neyin anahtarı? Banyo anahtarı. Banyonun anahtarını aldık. Lan. Kapı nereye gitti? Oğlum az önce burada kapı yok muydu? Hatta denedik kapı açılıyor mu diye. Lan büyük baba. Kapıyı ne yapacağım lan? Çık abi. Çık. Lan çık. Heh. Ulan kapı nereye gitti arkadaş? Allah! Bu nasıl gelmekti lan öyle? İnsan bir haber verir be. Lan kapıyı. Aç. Heh.
Aha. Şimdi biz neyin anahtarını almıştık? Banyonun anahtarını almıştık. Banyo neredeydi? Banyo buradaydı. Bak sandalyeyi de düşürmüş. Burası çamaşırhanenin odasının anahtarıydı. Bulmak lazım kapısıydı. Banyo. Aç abi. Banyo. Ne bulacağız lan burada, klozet? Yapma, var mı lan çişin? Varsa yap. Bak ondan sonra uğraşamam seninle. Aha burada anahtar var. Neyin anahtarı? Çamaşırhanenin. Burada bir şey var mı? Yok. Pekala. Çamaşırhanenin odasının anahtarını bulduk. Bu çekmecelerde bir şey yoktu zaten. Bir kapa ya. Elektriği açtık zaten. Boşu boşuna şey gitmesin. Gir bakayım. Burada ne varmış? Burada ne bulacağız abi? Burada da bir anahtar var. Bu neyin anahtarı? Salon anahtarı. Buraya girebiliyor muyuz? Burası ne? Bodrum katı anahtarı. He. Bodrum katı kilitli. Hepsinin bir anahtarını bulmak lazım. Şart yani. İyi, pekala bakalım. Şimdi neyin anahtarını? Salon anahtarı. Burası mıydı? Burasıydı herhalde, değil mi? Gir bakayım. Aç. Büyük baba. Aha. Ben şimdi daha ne yemedim mi? O muazzam bir şey geldi aklıma. Sen kime vurdun lan şimdi? Sağ vurdum. Şimdi sen daha ne yemedin mi? Kat. Büyük baba. Selamun aleyküm. Çok da yakışıklıymışsın ha. Yazık olmuş. Allah. Burada bir not var. Lan nota bakayım dedim. Ney? Bana yardım edecek misin? Gitti mi? Nereye gitti o? Burada da bir not var. Takip et. Etmesem? Etmesem olmuyor mu? Aa, ne bu? Burada ne var? Anahtar. Yatak odası anahtarı. Yok yani ben iş benim adamlığıma sığmaz ya, yatak odasının anahtarı ne bileyim girilmez yani, özel eşyam falan vardır. Ne bu koridor? Hepsi kilitli anasını satayım. Bu mu yatak odası? Büyük baba. Ana ay. Ne kadar da güzel yatıyor. Bence ben hiç rahatsız etmeyeyim, değil mi? Uyusun, mışıl mışıl uyusun. Ben bence böyle bir evi bakayım dedim. Ev nasıl? Bence gayet iyi ya. Hiç girmeyeyim ben odaya. Büyük baba. Şöyle azıcık etrafa bakacağım. Kilitli kapıların anahtarına bakacağım büyük baba. Sen uyu. Sen uyu, tamam mı? Uyu. Uyu. Aman. Allah aman. Ama ne güzel uyuyordun. Ne koridor anahtarı? Oğlum. Ya. Ne güzel mışıl mışıl uyuyordun. Ne diye kalktın ki? Dolabı falan açamıyoruz değil mi? Tüphane. Bir şeyden bir yudum alayım ya. Tamam. Buradaki işimiz bitti herhalde değil mi? Koridora gideceğiz o zaman. Koridorun anahtarını aldık. Bir aç bakayım. Bir gir bakayım. Burada ne var abi? Allah Allah! Allah cezanı vermesin büyük baba. Ödümü kapardın. Kapa şu kapıyı ya. Allah'ım ya Rabbim. Yemin ederim var ya. Çok sıkıntılı. Nereye gitti o? O odaya mı girdi o? Ama odaya girmem. O odaya girmem abi ben. Ben odaya girmem. Aç, bu odadan çıktı değil mi? Bana şey var mı? Aç abi. Heh. Oh. Şöyle yemek falan var mı? Vallahi acıktım ya.
Sabahtandır bir şey yemiyorum. Vallahi bak kalktım. Saat 4. 1.30'da uyandım bugün. Vallahi acıktım ya. Hiçbir şey yemedim kalktığımdan beri ya. Yok mu ulan? İnsan misafirine böyle mi davranır? Bak ben senin oğlunum. İnsan oğluna böyle mi davranır? Bir ruh da olsan yaptığın çok ayıp. Aha. Bu neyin anahtarı? Ulan her yerde bir anahtar çıkıyor ya. Solun anahtarı. O mu? Ben oraya girmem. Girmem. Ne bu? 953. 953. Şifre. Şifre değil mi bu? Bu mu lan sana onun anahtarı? İnşallah bu değildir abi. Aa. Yatak odası anahtarı. Lan kaç tane yatak odan var senin? Tabi. Sen de az şakal değilsin ha. Enderaganda yapıyorsun sen değil mi? 2 tane yatak odası. Ah. Sen bu işi biliyorsun ya büyük baba. Ruh mu koyana götürüyorsun değil mi? Büyük baba. Bu da değilsin değil mi? Işık yok mu oğlum ya? Kapının yanında ışık olur. Heh. Aç. Oh. Işık açıkken daha güvenli söylüyorum kendime. Bir not daha var. Beni lanetlediğini nereden bilebilirdim ki? Beni kandırdı. E sen de onu aldatmasaydın. Suç sende yani büyük baba. Aldatmışsın kadını. O da seni lanetlemiş. Seni lanet pislik. Seni lanet pislik badi fakir. E tamam burada bir anahtar bulamadık lan. Hayret. Her odada bir anahtar olurdu. Şurası inşallah açıktır. Burada da bir kapı var. Kapı kilitli. Pekala. Şu bakamıyorum zaten. Boşuna bakmaya gerek yok. Çatı katı anahtarı. Çatı katı anahtarı. Çatı katı anahtarı. Çatı katı anahtarı. Bak bir yatak odası anahtarı. İki, o... Anam. Şu çiçeği yemin ederim büyük baba zannettim. Korktum. Bir çatı katı anahtarını bulmamız lazım. Bir de yatak odası anahtarı bulmamız lazım. Ha bir de bodrum katı var. Çamaşırhanenin orada. Bodrum katı anahtarını da bulmamız lazım ama nerede? Hala yatak odası kilitli mi? Çünkü korku oyundan da sonra açılıyor. Hala kilitli. Pekala. Burada yok değil mi anahtar? İyi baktık. Eminiz. Burada neyin anahtarını almıştık biz? Salonun anahtarını mı? Yok. Biz neyin anahtarını almıştık ya? Bir dakika abi. Bende neyin anahtarı var? Biz baktık mı ona? Kilitli. Şuraya doğru şuranın anahtarını biz baktık herhalde değil mi? Aldık. Burada bir anahtar olmadığını eminiz değil mi? Şu notu okuduk. Bir anahtar olmalı burada ya. 3 tane kilitli kapımız var. Yok. Aa dur. Aç. Bunları açabiliyor muyuz? Boş. Heh. Ne bu? Çatı katı anahtarı. Tamam. Kaldı geriye 2 tane kilitli kapı. Değil mi? 2 tane kilitli kapı kaldı. Bir çatı katı anahtarını aldık. Bir yatak odasının anahtarı bulmamız lazım. Şu oda da kilitli. Bu odayı... Aslında 3 tane. Acaba o bunun anahtarını bulabilecek miyiz bilmiyorum da. Bir geri bakayım. Çatı katı. Bir de bodrum katı var. Sırtımla çıkıyorum. Nasıl çıkıyorum lan? Dur lan. Çık. Lan oğlum. Manyak mısın peder? Şöyle benim hatammış pardon. Burada bir şey yok. Burada da bir anahtar, bir not var. Notu oku bakayım. Anahtarını kimse bulamasın diye odama sakladım. Oda anahtarımı da bodruma sakladım. İyi hat yedin. Dur ne dedi bir dakika. Anahtarını da kimse bulamasın diye odama sakladım. Oda anahtarımı da bodruma sakladım. Lan oğlum biz neyin anahtarını aldık ona bakmadım. Lan.
Lan neyin anahtarı oğlum ya? Bakmadım, okumadım da Allah kahretmesin. Allah cezanı vermesin. Bunun anahtarı mı aldık? Yok. Kapı kilitli. Neyin anahtarını aldık lan biz? Botumun anahtarını mı? Deneyeceğiz. Bir yatak, eğer yatak odasının anahtarı değilse... Değil tamam, Botum katının anahtarını almışız. Bodrum kat anahtarında, yatak odasının anahtarını da alacağız herhalde. Valla her odada bir anahtar çıkıyor. Şimdi kaç tane kilitli kapı kaldı? Bodrum katının anahtarını aldık herhalde. Herhalde o bodrum katının anahtarıydı, başka bir şey yoksa. Şu yatak odasına baktık. Şu çekmecelere de baktık. Buradan yatak odasının anahtarını... kilitli, yani yatak odasının anahtarını çıktı. Kütüphane, radyo boş ver. Şu açamıyoruz pekala. Bodrum katının anahtarı aldık herhalde. Ama herhalde bodrum katının anahtarını aldık. Büyük ihtimalle yatak odasının evet. Aç. Yatak odasının anahtarını alacağız sanırsam. Artık ondan sonra ne olur bilemem. Bakacağız. Allah belanı. Büyük baba. Sen iyice yani şeyini çıkardın ha. Yani amacın başkaysa söyle. Gel. Ne? Yatak odası anahtarı. Al abi. Kaset. Ne bu? Dur, bir dakika, elimi kaseti almam lazım herhalde. Değil mi? Tamam. Play mi diyeceğim? Niye yanmıyor? Heh, şimdi koydum. Play diyeceğim. Değil mi? Oynatılıyor. Niye açayım? Ha. Ya bunun için mi yani? Gidiyorum bak. Bir şey yok pekala. Şimdi yatak odasının anahtarını aldık. Orada oğlum çok karanlık. Çok karanlık lan. Ha. Yatak odasının anahtarını aldık. Herhalde bu bölümü bitireceğiz. İlk bölümden bitireceğiz herhalde oyunu. İkinci bölüme gerek kalmayabilir. Tamam. Kapat. Burası çamaşırhaneydi. Burada anahtarını, neyin anahtarını almıştık biz buranın? Salonun anahtarını almıştık. Buranın anahtarını. O karşıdaki çekmecelerden de yatak odasının anahtarını almıştık. İlk yatak odasının anahtarını. Burada bir şey var mı abi? Fotoğraf gibi. Bu ne? Geç bunu. Bunlara bakamıyoruz. Notu okuduk zaten. Burada yoksun değil mi büyük baba? Ya senin işine pek belli olmaz. Ya tamam, yatak odasından sonra herhalde oyunu bitireceğiz. Ha, 953 bir de şifre vardı, doğru. 953 bir de şifre var. Neyin şifresi acaba? Ana, şimdi o odaya gireceğiz. Neyse, Allah'tan bir yüzümüze vuruyor, ondan sonra kaçıyor. Haydi bismillah. Büyük baba. Şöyle bir, ben bir, sen şey yapmadan önce ben bir çayım yudulmayayım. Ne kadar yakışıklı adam ya, değil mi? Çok yakışıklısın valla. Bak, korkutmayacaksın değil mi? Bak geliyorum. Yani şöyle bir etrafa bakayım dedim. Elektrik yok değil mi burada ya? Allah! Ayıp oluyor ama. Yani oğlunum ben senin. Ayıp oluyor büyük baba.
Vay bak yatak, buradaki yatak daha geniş. Neler karıştırıyordun lan burada? Bunun şifresi mi 953? Yani şunu kapa tamam. Burada bir not var. Kimsenin bulamayacağı gizli bir yerde. Ne bu? Ha, az önce baktım. Ne bu diye kütüphane şey dur. Burada ne var ki? Aa piyano. Ama aynı ses çıkıyor. Keşke her vurduğunda farklı bir ses çıksa. Tamam, oraya gideceğiz. Bu ne? Ne bu? Dur. Ha 953. Bunun şifresi olması lazım herhalde. Değil mi? 953. Evet. Ne çıktı buradan? Bırak bakayım. Dur. Allah Allah. Tamam bırak. Ama açmak istiyorum ben. Boşuna mı açtım abi bunu? Heh. Bırak şimdi. Ne var abi onun içinde? Bir dakika. Anahtar. Neyin anahtar? O yan taraftaki anahtar mı acaba? Alsana bebeğim. Canımın içi alsana. Al şunu. Heh. Tamam al. Neyin anahtarı? Gizli oda. Gizli oda. O yan taraftaki o oda olabilir mi? Gizli oda. Büyük baba. Yani iyi ki ölmüşsün. İyi ki ölmüşsün. Yani gerçekten de böyle bir insansan yani ruhun bile kalp krizi geçirsin. Kalbin olmadığın kalp krizi geçirsin. Ruhun bile kalp krizi geçirsin değil mi? Aa kapı kilitli diyor. Ben neyin anahtarını aldım o zaman? Olmayan kalbin bile kalp krizi geçirsin anasını satayım. Sen ne biçim bir insansın ya? İnsan onunla böyle mi davranır? Dur. Ne bu bardak gibi? Kadeh gibi olan şeye bakacağız. Kimsenin bulamayacağı bir yerde. Bunu alacağız herhalde. Dur bakayım değişik. Aman ya aman. Harbi. Şu çay bardağı var ya. İçeride olsa kafana fırlatacağım ya. Monitörüme yazık. Kaç para olmuş? Bir monitör. Büyük baba. Bunu al bakayım. Aha kırmızı düğme. Ne oluyor lan? Lan? Aha gizli bir geçit. Aha gizli bir geçit. Bu arada oyun gerçekten güzel olmuş. Bir Türk yapımı olmasına rağmen böyle bir Türk yapımın oyunlarını görmek gerçekten muazzam. Güzel. Aha bunlar kim? Ha bunlar herhalde oyuncuların diyorum. Oyunun yapımcıları. Oyuncuların. Oyunun yapımcıları herhalde. Başka kim olacak ki zaten? Benimki de soru. Büyük baba. Ne var lan orada? Büyük baba. Giremiyorum dur. O ne lan bebek mi? Oyuncak bebek. Ne lan bu? Oyuncak bebek. Ne yapayım ben bu oyuncak bebeği? Bu mu lanet? Lanet olacak. Aman. Ne yapayım? Büyük baba. Allah. Oğlum nereye gideceğim? Lan. Çıkışa mı gideceğim? Lanet oyuncağım. Lan bir susun. Kulağımda fısıl fısıl. Oğlum kesin lan sesinizi. Oynadığınız için teşekkürler. Thanks for playing. Bitti mi? Bitti mi?
Çok şükür bitti. Çok şükür bitti. Allah'ım. Çok şükür bitti. Evet, 25 dakika olmuş. Ah, çok şükür ya Rabbim. Videoyu beğendiyseniz bana destek olmak için kanala abone olup like butonuna basarsanız sevinirim. Güzeldi. Bir Türk yapımı oyunu olmasına rağmen güzeldi. Ben beğendim. Şahsen ben beğendim. Yani daha iyi olabilir miydi? Daha fazla uzatılabilir miydi? Uzatılabilirdi tabii ama daha da iyi olabilirdi ama bir Türk yapımı olarak yani gerçekten güzeldi. Bir yabancıların kadar yaptığı oyun kadar güzeldi gayet. Bu tarz korku oyunlarını çekmek istiyorum. Umarım bu tarz korku oyunları da ilgi görür. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.